bu olay artık tüketici hukukunu ilgilendiren bir olay. Dolayısıyla Datça'da bir tüketici bilinci oluşturup özellikle Enerji Piyasası Kurulu'nun denetimini harekete geçirerek tüketici hakemiyetlerini tetikleyici bireysel müracaatları o şekilde bir taban örgütlenmesiyle yapmak lazım. Dolayısıyla biraz altyapı çalışması olacak önümüzdeki ilk kısa dönemde. İlk hedef o olmalı. Genel yatırım programlarını işte bakanlık nezdinde, EPKD nezdinde oluşturup bir yapıya ulaştırmak gerekir. Yani şu aşamada bir hazırlık aşamasındayız aslında. Olay çok taze. Ve tabii ki belli bir raddeye gelmiş artık ki insanlar artık sosyal medya üzerinden de olsa bir örgütlenme veya bir birlikte hareket etme anlayışı içinde. Onu geliştireceğiz. Sorun altyapı sorunları. Yani Datça'nın yükünü kaldırmıyor. Yani bu da belli bir program dahilinde yatırım işlerinin iyi organize edilmediğini gösteriyor. Yani dolayısıyla önce o teknik tespitleri yapmak lazım. Hani Datça'nın yani sadece güne cevap verecek değil, ileriye dönük 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık mesela en azından elektrik bağlantılarının yer altına alınması. Artık dünyada kalmadı öyle bir şey. Yani hala böyle tepelerden, şehirlerden, ağaçların arasından ki birçok orman yangını veya lokal yangınlarında buna sebebiyet verdiği biliniyor. Yetkililere çağrımız öncelikle bir kere şartnamelerine bakacaklar. Çünkü hani mevzuatta EPKD'nin her yıl düzenli bir raporlama sistemi var. Bu özel şeylerle ilgili, dağıtım şirketleriyle ilgili veya talep halinde kısmi raporlar da yapabiliyorlar. Ama bu raporlamalar nedir? Gerçekten bu faaliyetler nasıl denetleniyor? Bu faturalama olayları nasıl realize ediliyor? Bunların hakkında bir teknik bilgimiz yok. Bunun için işte elektrik mühendisleri odasından, denizden yardım isteyeceğiz teknik olarak. Yani bir hazırlıkla gitmemiz lazım. Ama bir şeylerin iyi gitmediği ortada.